Kızım ruhumdu. Rin ise ruhumun ruhuydu artık. Üzülerek söylemeliyim ki Rim'in gözlerinin içinden öperken hayatımın en kederli anlarını yaşadım. Ah Rim, yavrum. Ah ruhumun ruhu. Ah nasıl özledim seni bir bilsen. Lakin çocuklarını kaybeden birçok aileye göre benim durumum daha iyiydi biliyor musunuz? Çünkü ölmüş de olsa tas tamam vücudunu öylece kucağımda yatıyordu elhamdülillah. Rim'in en azından bir mezarı olabilecek. Bir gece sabaha karşı füze ve patlama sesleri geldi kızımın mahallesinin olduğu yerden. Bilirsiniz önce can sonra canan derler ya hani. Söz konusu olan benim canlarım olunca kendimi atıvermişim sokağa. Koşarak toz ve duman bulutu içindeki sokağa girdim. Gün doğmaya başladığında evimin koskoca bir enkaz yığını olarak önümde durduğunu fark ettim. Ellerimle biraz da çevrenin yardımıyla yıkıntıları kaldırmaya başladım. Evvela kızımın iniltilerini duydum. Oh, elhamdülillah dedim içimden. Çünkü kızımla beraber yatardı Rim ve Tarık genelde. Kızımı bulduğumda Rim ve Tarık diye inliyordu. İşte o an eyvah dedim. Eyvah. Neredeler onlar diye sordum. Yan odada beraber yatmak istediler bomba seslerinden korktukları için. İkna edemedim dedi kızım Maysa. Kızımı şükür ki hızlıca çıkarıp yan odaya denk gelebilecek yeri kazmaya başladık. Sonra Rim ve Tarık'ı gördüm. Yatakta yan yana uyuyor gibiydiler. İnanın ilk anda öyle sandım. Acaba mı dedim. Acaba mı? Bir umut. Omzunu hafifçe sallayarak Rim kızım diye seslendim. Sanki bir an gözlerini açıp dede ne oldu diye şaşkınlıkla sorar umuduyla tekrar denedim ama olmadı. Olamadı. Rim ve Tarık artık cennet kuşu olmuşlardı. Kucağımda yavrumla çıktığımda insanlar cep telefonları ile çekmişler bizi. Nasıl öptüm? Nasıl kokladım anlatamam. Ölü olmadığına yemin edebilirim. O kokusu, teninin o yumuşaklığı, kucağımda öylece yatışı. Şehitler ne güzel oluyorlar ya Rabbi dedim içimden. Ne güzel kokuyorlar. Saçlarını başının iki yanından bağlardırım. Ben de öyle yaptım. Son kez kokladım lüle saçlarını. Sonra da onu ve Tarık'ı emanetçilerin en hayırlısına emanet ettim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.